MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Türk askerinin Gazze'ye gitmemesi için İsrail'e verdiği 24 saatlik sürenin dolması ile ilgili eleştirilere cevap veren Devlet Bahçeli, bazıları "Önden siz buyurun" diye alaycı şekilde karalama kampanyasına girdiler. Milletim istesin, devletim istesin, Gazze'deki çocuklara kol kanat germek için yola revan olmazsam namerdim. Bu vatanın çocuklarına ateşe atmak istiyormuşuz. Ne işimiz varmış Gazze'de? Çatışma bizim de meselemiz değilmiş. Bu ifade sahipleri kalpleri küle dönmüş bir avuç çapulcudur, dedi. Devlet Bahçeli Gazze'ye yönelik mesajlarında şunları kaydetti: Bugün Gazze'de yaşanan felaketler bir insanlık suçudur. Kadim devlet aklımız ve irademizle devrede olmazsak siyasi ve diplomatik temaslarımızı askeri çaydırıcılıkla desteklemezsek günü geldiğinde Gazze'deki dramların bir benzerine Allah muhafaza ama Anadolu'da da mahkum olmamız kaçınılmazdır. Bu düşüncemin muhatapları zeka özürlü işbirlikçiler değildir. Bu düşüncemin muhatapları iç ihanet ve işgal cephesinde birleşen ciğeri beş para etmez soysuzlar hiç değildir. 21 Ekim 2023 akşamı sosyal medyadan yaptığım açıklamalar milletine, devletine, insanlık onuruna ve gelecek nesillere duymuş olduğum tartışmasız sorumluluğun tanımı ve tavzidir. O günden bugüne destek mesajları kadar haksız eleştiriler de tarafımca takip edilmiştir. Hatırlarsınız dediklerim şuydu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur. Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateş kes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğum gereği her neyse yapılmalıdır. Gazze'yi Gazeyi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdanımız ecdadımızın mirasıdır. Bazıları şahsıma yönelik önden siz buyurun diye alaycı bir üslupla karalama kampanyasına alet oldular. Hiç merak buyurmasınlar. Bizim anlayışımız ve anılarımızda kimin arkadan geleceğine bakmadan önden giden şehit önkozulardır. Devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin. Şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapanla taşıyla insanlık mevzisine girmek için yola revan olmazsam namerdim. Bu vatanın çocuklarına ateşe atmak istiyormuşuz. Gazze'yi ecdat mirası olarak göremezmişiz. Ne işimiz varmış Gazze'de? İsrail, Filistin çatışması bizim de meselemiz değilmiş. Bu ifade sahiplerinin hepsi birden vicdanen ve kalben yanmış ve küle dönmüş bir avuç çabulcudur. Gazze'deki